Merhabalar, bugünkü aracımız 2012 model Alfa Romeo Mito. Aracımıza Grundig'in Apple CarPlay ve Android Auto destekli cihazımızı entegre ettik. İlk önce entegrasyonla ilgili kısa bilgi vereyim. Aracın CD radyoyu ilgili alandan çıkardık. Oluşan boşlukları kaplayan çerçevemizi kullandık. Bu birinci konuydu. İkinci konu fabrikasyon konnektör yapısı bozulmadı. Birebir karşılık konnektörlerle Grundig cihazımızı entegre ettik. Üçüncü konu direksiyon kontrollerinin 6 fonksiyon altısında cihaz önünde çalıştırılması. Bir örnek gösterelim. Ses açma. Ses açma, ses kısma. Şarkı değiştirme. Şöyle gösterelim. İleri geri. Direksiyon simidi üzerindeki sessiz alma tuşunu da bas konuşarak ayarladık. İstanbul'da hava nasıl? 8 derece ve çoğunlukla bulutlu. Bugün parçalı gibi birçok işlemi kullanıcı hem Android Auto'da hem Apple CarPlay ile bu şekilde kullanabilecek direksiyonu elinden bırakmadan. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri vites attığımız zaman otomatik kamera devreye giriyor. Kullandığımız kamera hem geniş açılı hem de tamponu görebilir nitelikte. Böylelikle aracı park ederken milimetrik aracını park etmiş olacak kullanıcı. Cihazımız gelince Grundig YouTube kanalımızda yüzlerce araca kurulmuş örneklerini görebilirsiniz. Tam bir fiyat performans ürünü. Apple CarPlay ve Android Auto için biçilmiş kaftan, lisanslı işlemler. Grundig cihazını görüyorsunuz. Android Auto menüsündeyiz. Cihaz lisanslı bir yapıya sahip. Size Apple CarPlay ve Android Auto özelliklerini sunarken telefon geldi. Bu cihazlarımız size Apple CarPlay ve Android Auto'yu sorunsuz sunarken aynı zamanda inanılmaz da bir müzik keyfi ulaştırıyor. Şu anda aracın orijinal hoparlörleri. Birçok videomuzda bahsediyoruz. Bu tarz cihazlar size uzun soluklu kullanmayı, stabil çalışmayı, Android Auto'yu, Apple CarPlay'i, müzik kalitesi, müzik keyfini, aynı zamanda multimedyanın bütün özelliklerini size sunuyor. Sorunsuz, çok başarılı, uzun yıllar sorunsuz kullanılacak bir cihaz. Müzik kalitesini arttıran etkenler burada. Cihazın çıkış değerleri çok iyi zaten. Hazır equalizer'ların haricinde kullanıcı equalizer'ları, DSP zaman ayarı, şu anda aracın hoparlörlerini sürücüye göre odaklayarak bir sistem yaptık. Şu anda diyalog sesleri şu ilgili alandan geliyor. Tabii bunu videodan çok net anlaşılır değil. Aracın içine bindiğiniz zaman sesin nasıl odaklandığını kulaklarınız hemen hissedebiliyor. Cihazımızda Apple CarPlay ve Android Auto var demiştik. Android Auto arayüzündeyiz. Birkaç örnek de göstermiştim. Aynı zamanda her iki akıllı telefondan da ekran yansıtma özelliği de var. Şöyle. Android Auto ya da Android ekran yansıtma, Apple CarPlay ya da iPhone ekran yansıtma gibi özelliklerle tam bir multimedya deneyimi sorunsuz cihazımız kullanıcıya sunmuş oluyor. Radyo kısmına da girelim. Bazı kullanıcılar böyle bir arayüzde de kullanmak istiyor sadece saati görüp. Bunu da size sunmuş oluyor cihazımız. Böylelikle montajımızı tamamlamış olduk.